Merhaba, ben Güneş Samalı. Yeşil Doğa programı ile yine karşınızdayız. Bu hafta Antalya'ya gidiyoruz ama Antalya deniz kıyısında olmayacağız. Antalya'ya bağlı Akseki'ye gideceğiz. Kuzeye yöneleceğiz. Akseki'de bir rota yapacağız. Muhteşem konaklar var. Bir kısmı yıkılmak üzere, bir kısmı da restore edilmiş ama içinde hala yaşam var. Bu konakların hikayesini işte bu programda göreceksiniz. Geçtiğimiz haftalarda Akseki ve İvradı ilçeleri çevresindeki köy dokusunun önemli bir parçası olan Düğmeli Evleri ve Türkiye'nin tek göl mağarası olan Altın Beşik Mağarası'nı ekrana taşımıştık. Bugün Akseki içinde bir tur yapacağız. Akseki birbirinden güzel düğmeli evleri olan bir ilçe. Ancak düğmeli evler giderek yeni yapıların arasında kaybolmak üzereler. O otantik dokuyu görmek için sokak aralarına girmeniz gerekiyor. Osmanlı mimarisini yansıtan düğmeli evler iki katlı ve taş duvarlardan oluşuyor. Taş duvar asıl taşıyıcı gibi görünse de ev ahşap iskeletler üzerinde duruyor. Yapının düğmeli ev diye tanınmasına neden olan bu binanın dışına taşan ahşap hatıllar. Ardıç ve andız ağacından yapılan bu hatıllar binaya estetik bir güzellik katsa da aslında depreme karşı dayanıklılığı arttırıyor. Bu duvarların kalınlığı 60-70 santimi buluyor. Akseki'ye gelince hakikaten yeni bir yer daha keşfetmiş olmuş. Düğmeli evlerin olduğu bir yer. Hani düğmeli evler ne çok söz edilirdi ama sokak sokak dolaşmaya başladığınız zaman, uzaktan baktığınız zaman çok belli olmuyor ama ara sokaklara girmeye başladığınız anda gözünüzü alamıyorsunuz. Çünkü birbirinden farklı düğmeli evler var. Birbirinden farklı boyalı evler var. Kimi restore edilmiş, kimi restore edilmemiş. Sokaklar çok güzel ama maalesef sokakların içine eski dokuyu yok edip böyle beton merdivenler yapmışlar. O dokuyu yok etmişler. Burayı bir bey pazarı, burayı bir Safranbolu, burayı bir Birgi yapmak için bu dokuyu komple kaldırıp eski haline getirmek gerekiyor. Keşke hiç dokunmasalar, işler daha kolay olacakmış ama gerçekten güzel bir yer Akseki. Hele bu evlerin bulunduğu mahalle muhteşem. Burayı ayağa kaldırırlarsa, restore edilirse Türkiye yeni bir yer daha kazanmış olur. Akseki sokaklarında dolaşırken tarihi bir konakta yaşayan Ayşenur Çavuşoğlu ile karşılaşıyoruz. Arayıp da bulamayacağımız biri. Bu tür Anadolu köylerinde genelde insanlar konuşmaktan biraz çekinir, hele de kadınlar. Sohbet etmek zordur ama Ayşenur Hanım farklı biri. Hani hep düğmeli, genelde hepsi birbirine benziyor. Yaş alanları aynı. Bilmiyorum, farklı değil yani. Ben şimdi mesela şimdi baktığım zaman evlerin ön tarafında şu ahşap bir yer görünüyor. Sarniş bölgesi. Sarniş. Sarniş diyoruz biz. Sahniş diye geçiyor. Sahniş. Biz sahniş diyoruz. Yani bir yaşam alanı. Odalardan çok böyle daha bir açık, ferah. Ahşap olmasının nedeni var mı onun? Ya dışa doğru bir çıkıntı, belki de bir genişlik, ferahlık sağlıyor evin içinde. Onu bilemiyorum nasıl yapıldığını ama güzel bir görüntü oluyor. Hani odaya hapsolmamış oluyorsunuz. Gelen misafirinizi güzel ağırlıyorsunuz. Bu sizin genelde var mı öyle bir yer? Var bizim var. Evimizde ama bizim evimiz konak gibi olduğu için daha farklı. Daha farklı. Hani bunlar gibi değil. Bizimkinde daha çok böyle şeyler, beyaz şeyli. Neredesin eviniz? Tuvalı aşağı bölgede. Aşağıda. Akkonak. Başında Akev. Akev diye mi geçiyor? Akev diye geçiyor, tamam. Bizim evimiz. Peki şimdi ben sokağa bakıyorum. Bu sokak orijinal sokak değil tabii. Hayır, park. Hayır. Eskiden nasıldı burası? Ben 66 doğumluyum. Bizim çocukluğumuzda burada taş döşemeler vardı. Sonradan asfalt yapıldı. İşte bu park, arkadaşlar, hiç güzel değil aslında.
Şey, dokuyu bozdu. Tabii dokuyu bozdu. Evlerin seviyesi şey oldu, bozuldu. İyi bir şey değil ama keşke aslına dönebilse. Ben çocukluğumdaki yerde yaşamayı çok isterim. Kendi çocuklarım yaşasın isterim ama yani güzel bir şey olmuyor. Modern yapacağız derken yok ediyoruz. Şey, bu bozanlar var mı? Mesela araya böyle bazen görüyorum. Şurada bir tane ev restore edilmiş aşağıda. Bunlar yeni mi restore edilmiş? Ya aslında evet, aslında ilk başta bilinçli olsaymışız bu apartman türü şeyler yapılmazmış. Girmezmiş bu bölgeye ama biz bilinçli değiliz tabii, bilgili değiliz. Bizim kendi otantik evlerimiz bu apartmanların içinde kayboldu gibi bir şey oldu. Evet. Eskiden daha mı fazlaydı? Çok çok ama hep buranın yerlisi dışarıda olduğu için hani az bir bizde Akseki Veba şey var. Memleketimizi de bırakıp gitmeyiz. O yüzden evler yıkıldı. Yalnız kalınca işte öyle kayboldu. Ayşenur Hanım bizi evine davet ediyor. Akev isimli bir konakta oturuyormuş. Akseki'de Akev'e benzer görülmesi gereken iki konak daha varmış. O konaklardan biri de sarı ya da diğer adıyla boyalı konak. Boyalı konak kapalı. Evde yaşayan kişi yakın zamanda vefat etmiş. Mirasçılarına haber gönderiyoruz. Anahtar bulunursa evi görebileceğiz. Anahtar gelene kadar biz Akev'e geçiyoruz. Ayşenur Hanım sokakta anlatmaya devam ediyor. Aşağıdaki evler toprak zemine yapıldığı için daha çok etkileniyor diye biliyorum. Biz sallanıyor, bir de bizim şey icabı tahtalı düğmeli evler olduğu için esneme payı var. Size hediye yolladı. Hediye gönder. Kullanın diye. Çok teşekkürler. Annem herkese yapar. Yani güzel de kokuyor bak. Ya o büyük rahatsızlıklar geçirdi. Annem ayağı falan kırıldı. Bunları yapıyor. Herkese elim ayağım çalışıyor. Sağlığım yerinde diye şükrediyor. Nerede anneniz, bizi ziyaret etseydik? Annem şimdi gelir. Gelecek. Gelir mi? Ben yufka ekmeği vereyim. Bir de yufka mı ekmeği gönderdin? Kendimiz yapıyoruz biz. Ha güzel. Kendimiz doğal. Kendi unumuzdan, buğdayımız kendimizin, çiçeklerimizi gördünüz mü? Çok ters güzel. Ters lale nerede var? Eve henüz giremedik. Ayşenur Hanım bahçesindeki durumu bize göstermek istiyor. Aslında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bunları yetiştirip pazarlıyorlarmış bile ama. Bu ters lale aslında endemik bir tür. Çok kıymetli. Evet, çok kıymetli. Ya, çok çiçek var, annem çok meraklı da. Bir kısmını çaldılar. Şimdi ben bunu ters lalenin orijinal yani doğada yetişen halini görmek için Munzur Dağları'na gideceğim. Munzur Dağları'nda bu ters laleyi çekeceğim. Şimdi kültürü aldılar ve artık böyle insanlar bahçelerinde ekebiliyor. Aslında endemik bir tür. Yurt dışına çıkartılması bile yasak. Bunun tohumuyla yakalanırsanız suç işlemiş olursunuz. İşte ters lale. Belki 100 yaşında yıkıldı. Dut da gitmiş. Dut da gitti. Çok kar yağdı Akseki'de. O yüzden mi gitti? Evet. Kar üzerine böyle ağırlık yaptığı için yıkıldı. Hayret ettik biz de vallahi hiç. Ama çürümüş üzüldük ama. Hatırası çok bu Dut'un bizde. Öyle mi? Çocukluğumuz bunun üzerinde geçti neredeyse bizim ama yıkılınca benim oğlum dedi ki anne bu ağaç çok kıymetli bir ağaçtı. Yerine bir daha bir ağaç çekelim yani o ağacın hatırasını yaşatalım dedi. Üzüldüm yani ama yapacak bir şey yok. Evet, yazık olmuş. Bayağı da yaşlı bir ağaç. Çok ağır bir kış geçti bu dönemde. Kökten gitmiş. Kökten bakar mısınız? O delik taşın özelliği ya değil dedim. Taş bir hafta sonra kayboldu. Gelenler, televizyonda izleyenler bizim taşı yürüttü. Nasıl yani? Bir dakika. Siz burada taş vardı. Nerede bir taş? Şurada bir tane delik taş vardı böyle. Şurada. Ondan sonra o gün gelen televizyoncular bana sordu. Abla o taşın özelliği var mı? Bir özelliği yok dedim ben. Bize gelenler çok oluyor. Biz de kırmıyoruz. Bir hafta sonra anneme dedim ki taş nerede görmedim. Taşı yürütmüşler. Bu evden hep bir hatıra götürmek gidiyor. İstiyorlar. Bizim programdan sonra da bir şeyler gitmesin. O zaman fazla detay almayalım. Yok. Bazen biz de çekiniyoruz ya. Bazı yerleri tanıtıyoruz. Tanıttıktan sonra talan ediyorlar. Yapsak bir türlü, yapmasak diğer türlü. Bakın şeyi götürmüşler. Ben size kaba koyacağım. Bunları bize mi veriyorsunuz? Evet, organik. Tabii. Tamam. Ne güzel bir ev. Ortasını takalım. Ben yağmurdan çekmiştim de. Üst katın. Annem çukur dokuyordu bu tezgahta.
86 yılında ayağı kırıldıktan sonra yapamadı. Siz sigortayı elinizde mi taşıyorsunuz? Ya şimdi yağmur çatı şey değil ya. Ha, hani yanmasın diye. Özelliği var. Ha. O elektrik buvatlarından su gelirse yangın çıkar korkusundan. Ya bir ben yaşıyorum. Annem yaşlı. Ben idare etmesem. Buraya bu dokuma tezgahı var burada. Eski. Dokuma tezgahı. Biz bunu kullanıyorduk. Annemin ayağı kırıldıktan sonra tabii giremediği için annem. Bu akseki dokumaları yapıyordu annem. Çok güzel. Artık yapamıyor. Burası evin şey holü mü? Girişim burası, alt kat. Burası biz hayat diyoruz hayat, buraya. Hmm. Hayat diyoruz. Ya yani mutfağın olduğu, sohbetlerin yapıldı. Şu anda yaşamadığımız için biraz dağınık. Annem yaşlı olunca ben annemi yalnız bırakmak istemiyorum. Üç katlı konağın yaşam alanından ahşap merdivenleri kullanarak odaların bulunduğu ikinci kata çıkıyoruz. Ben sizi yazımla bekliyorum. Bir güzelliğe bakar mısınız? Kalırız. Yazında geliriz de. Ağlamak isterim ama şimdi. Burası kaç odalı konak burası? Yazlık misafir odası. Eskiden taşıyorduk. Şimdi sadece annem kaldı. Ben ona işte yalnız kalmasın diye bakıyorum, göz ediyorum. Yani bu oda ama burada bir restorasyon görmüş. Kapılar orijinal mi? Yok, hiç restorasyon görmedi. Sadece 1960 senesinde o duvarı dedem yeniletmiş. Kapılar her şey orijinal burada. Tabii hiç boya bile yok. Şey biraz böyle eve baktığım zaman ev biraz sola yatmış gibi. Evet şimdi bu şeye 20 santim falan bir eğiklik mesafesi var. Projesini hazırlattık. Onarım için başvurdum ben destek istiyorum diye ama herhalde bir yanıt gelir. Yıkılmaz değil mi? Yok canım öyle şey mi olur? İsterseniz top oynayalım. Var mı top? Yok öyle bir şey olmaz. Hayır eğimini göstermek için yuvarlak bir şey var mı? Bayağı bir eğim var. Şu anda eve baktığınızda gerçekten çok güzel. Şöyle baktığımda ev hafif sola doğru bayağı yatık yani. 20 santim diyorlar ama gerçekten 20 santim sola doğru eğilmiş ev. Evin sol tarafa doğru 20 santim yatık olduğunu söylemiştik. Bunu denemenin bir yolu var. Yuvarlak bir obje ortaya koyuyoruz. Bakın gayet hızlı aşağı doğru gidiyor. Nasıl ayağa kaldıracaklar bunu tekrar yukarı? Ya şimdi proje hazırlandığında bu döşemeler sökülüp tekrardan alttan da destek yapıp yeniden çakılacakmış. Buradan zaten kaymış o tarafa doğru gitti. Bunlar belli. Açılma yapıyor ama burası yani ilk bu döşemeleri kendine ait. Biz hiçbir değişiklik yapmamışız. Ne boyalarında ne kapılarında hiçbir değişiklik yok. Alt işlemeciliği bayağı yaygın. Bu boyalar da orijinal değil mi? Tabii bunlar da orijinal. Şurası Güven Bey'e bakın. Çok güzel. Ya ama işte buradaki niş. Aşağı doğru mesafe kaymaya başladığı için evde yani bayağı çatlama olmuş, çatlamalar evet. Var. Ayşenur Hanım'ın dedesi 1945 yılında bu evi satın almış. Ama konağın kimler tarafından yapıldığı konusunda net bir bilgi yok. Akseki konaklarında maalesef böyle bir durum var. Konakların başlangıç hikayeleri eksik ya da biz ulaşamadık. Ak Konak'ta başlangıç hikayesi olmayan konaklardan biri. Konağın durumu iyi değil. Ayşenur Hanım restorasyon için Antalya'ya devamlı gidip geliyor. Devlet çatıyı onarması için 50 bin lira hibe vermiş. 50 bin lira aslında sadece zaman kazandırır. TOKİ de bu durumlar için para veriyormuş ama paranın daha sonra geri ödenmesini istiyormuş. Bu şeyler bile, yaygılar bile annemin çeyizinden olan yaygılar. Yaygılar da orijinal. Tabii. Evet, annem 56'da evlenmiş. Buraya bir otele motele dönüştürme düşünüyor musunuz? Butik otel falan gibi. Ya işte biz üç kızız, kardeşlerim dışarıda. Şimdi sen yap evi ayakta tut, hani güzel olsun, sen ilgilen diyorlar. Ben de bir şeyler istiyorum ama ben de yalnızım. Hani bakalım, istiyorum aslında benim yaşadığım mekanda başkaları da kalsın. Hani bilmiyorum artık nasıl ayakta kaldırabilir miyiz? Çok zor. Çok zor. İmkanlarımız yok. Devlet bize destek olursa bakalım. Bu odaların hepsi aslında birer daire. Evin erkek çocukları evlenince bu odalardan birine yerleşirmiş. Yaşam alanları ortak ama her odanın küçük bir ocağı ve banyosu var. Ayşe Yuran Hanım 3 kız kardeş, o nedenle odaların çoğu boş.
Ayşenur Hanım'ın annesi Şükran Zeren Hanım geliyor. Evin hikayesini bilen tek kişi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz oğlum ben. Düştüm, bacağım kırıldı. Bu bundan da kısa işte zorla geldim sürüyor. Nasıl geçiyor hayat burada? Allah'a şükür iyi. Her şeyin kıymetini bilene iyi. Her şey iyi. Allah ortalığa dirlik düzenlik versin. Gençlerimizi kötülerin şerrinden hıfzetsin. Diyeceğimiz o bizim. Bu evde yaşamak nasıl? Güzel bir ev ama burası. Güzel. Kıymetini bilene her şey güzel. Benim kızlarım var. Büyüttüm, ettim. Ayşen'in beni salmıyor. Bir de ben kalpten rahatsızım. Salmıyor. Allah razı olsun Abdullah'tan da. Orada yatır otururuz. Birer buraya gelirin kapının arkasında oturun azıcık. Bahçede tavuklarıma azıcık ot yolu verin. Zorla giderim. Hmm. Düştüm kırıldı ya 4,5 santim de bu bundan kısaldı. Geçmiş olsun. Bu böyle burası bayağı büyük bir konak burası. Burada yaşamak nasıl bir şey? Soğuk. Yazlık ev bura. Sen işlere oturacaksın. Aşağıda bir şirip taşıracaksın. Yukarıda mutfak teşkilatlı değil. Suyu dışarı çıkmıyor. Suyunu dışarı çıkarmamışlar. Ahırın içindeki ahıra verdiklerinden duvar gebeşti. Eskiden ama siz çocukluğunuz burada geçti değil mi? Yok ben buraya gelin geldi. Siz de gelin geldi. 54'te gelin geldi. O zaman nasıldı bu evin hali? Aynı. Ben daha kalabalıktı ama. Tabii kalabalıktı. 6-7 kişi. Ebeler, dedeler. Görümce, çelebi, hepsi vardı. Akkonak'tan yine aynı aileye ait Sarı Konağa geçiyoruz. Ancak düğmeli evlerden gelen nefis bir koku üzerine kapıyı çalmadan edemiyoruz. Yemek kokusunu duyunca içeri daldık. Şu anda kuzu göbeğini görüyorsunuz. Bu şu anda kilosunu 60 liradan falan satılıyor burada. Herhalde İstanbul'a gelse 150-200 liraya satılır. Yemeğe kalksanız da inanılmaz bir fiyat. Ama biz burada misafir olacağız. Şimdi burada kuzu bu çok çıkıyor mu önce bu kuzu göbeği? Ya bu mevsimde değil mi? Böyle... Bu mevsimde. Mart 15 Nisan'a kadar, Mayıs sonuna kadar hava yağışlı olursa çıkıyor. Peki bu yani 60 lira çok pahalı mı ya? 80-100 liraya kadar çıkıyor. 80-100 liraya kadar tabii çıkıyor. Şimdi neredeyse et fiyatı. Yağmur, bu ara yağmur çok olduğu için bu hafta biraz fazla olduğundan fiyat düşmüş. 80-100 liraya kadar çıkıyor. Fazla olunca 60'dan 50'ye düşer, 40'a düşer, 30'a düşer çok olunca fiyatlar değişir. Peki şimdi aldınız bunu. Ne yapıyorsunuz? Tamam buradakini gördüm. Burada şey var. Yani kızartması var değil burada mi? Burada kızartması var. Kızartması böyle var. Tavada. Büyüklerinden ızgarada yaparız. Izgarada yapıyorsun. Çok burada ne var? Burada nohutlu. Biz ekseriyatla kuruturuz. Ha şey satma, kuzu göbeğini. Evet kuruturuz. Kuru su, kuşbaşı et, top soğan böyle arpacık soğan. Nohut çok güzel olur yemeğe. Çok lezzetli olur. Bu şey buraya evet, özgü bir yemek mi? Aksekiye özgü evet. İsmi ne oluyor bunun? Kuzu göbeği yemeği. Kuzu göbeği yemeği. Kuzu göbeği. Biz ekseriyatla Akseki'de kuzu göbeği. Başka yerlerde kuzu kulağı derler de. Biz kuzu göbeği Akseki'nin birinci şeyi yemeği yani eskiden çok meşhurdu. Şimdi satılıyor da o kadar şimdi satıyorlar bulduklarını. Biz önceden böyle yani peki getirirdik, bizim... dizerdik, kurudurduk, kış yemeği yapardık. Şimdi Akseki'ye gelen insanlar bunu restoranda bulabilirler mi? Yani şu mevsimde gelirlerse belki bulamazlar. Evet. Belki bulamazlar. Ne abi yemek için sizin kapınızı mı çalacaklar? bizim de evlerde olursa öyle kapımızı çalacaklar. Eskiden çok meşhurdu. Ha. Yani pişirirdik, para etmezdi. Şimdi millet 100 gram bulup geliyor parası için satıyorlar. Ya biz demek ki biz şanslıyız. Bu mevsimde geldik. Kuzu göbeği ya bu yemeği yeme şansımız evet. olacak. Evet. Başka zaman gelsek bulamayacağız. Daha kurusuyla yapılabiliyor ama. Kurusu daha lezzetli olur. Hayır, aslında bu tür ya şimdi biz aslında Akseki'nin tanıtımı hani evet. tanıtım diyeceğim insanlar midesine çok düşkün. Deseniz ki her restoranda bulunur herhalde buraya bir akın olur gibi geliyor. Çünkü önce yemek sonra tarih doğa. Boyalı evin anahtarı bulunmuş. Ev Necip Hacı Güzeller'in dayısına aitmiş. Dedeleri Mısır'da yaşamış. Döndüklerinde de bu evi inşa etmişler. Aile kendi imkanlarıyla evi restore etmeye çalışmış. Evin çatısı onarılmış. Böylelikle zaman kazanılmış.
Çok güzel. Evin içerisinde yaşadım. Evet. Benim dedemin evi. Siz burada yaşadınız mı? Hayır, benim ana dedemin evi. Burası. Peki ne zaman, en son kim yaşadı burada? Dayım yaşadı yakın zamana kadar. Kullanılıyordu. Kullanılıyordu tabii, işte eşyaları duruyor da. Günden kalma da camlar yenilendi. Ha, vitraylar eski. O zaman da böyle. Evet, adı ondan boyanır zaten. Ha. Ha, vitraylar o dönemde yapılan vitray. Tertemiz kalmış da o yüzden dedim. Hayır, camlar değiştirildi. Kırılanın yerine beyaz cam takılmış. Bu evet, oğlu var, İzmir'de doktor. Oğulları var. O hatırlıyor. Hatırlama üzerine şey yaptılar. Bakın mesela alçı işçiliğine bakın. Hilal, alçı, şu bakın köşelere bakın. Alemler var. Evet, güzel. Bu ne olarak kullanılmış şurası? Doğal olarak kullanılmış herhalde. Ha, ahşap bu. Ha, seramik sandım yani bakışta. Yok. Boyalar, ben boyaları kastettim. Boyalar şey. Boyalar, kapı boyalar. Siz burada yaşadınız mı? Bu eve çok oynamaya gelirdik. Sonra etrafında falan oynardık biz tabii. Ha, yaşamadınız. Dayımın evi neticede. Herhalde onundur. İşçiliği çok güzel bakın şunun. Aynısı, aynı sandıktan anamda da var, bizde de var. E kitaplar da orijinal. E orijinal değil. E böyle duruyor mu burada? E duruyor. E bir şey olmasın bunlara? Olmaz. Olmaz mı? Neyle alakalı? Ansiklopedi mi acaba? Bilemiyorum. Ansiklopedi yok bu, o devirde. Ne bileyim, bunlar böyle hepsi aynı. Ne? Hiç baktırdınız mı kitapların ne olduğunu? Vallahi bahsedilirdi, ben baktırmadım. Hiç bakılmadı? Hayır. Ben bilmiyorum. Şimdi bu evin bir ismi var. Boyalı ev değil mi burası? Boyalı ev. Şimdi boyalı eve girip sandıktan çıkarken sandıklar gözümüze çarptı. Sandıkların içinde bakın kitaplar var. Ama şu anda bu kitapların ne olduğunu, tabii Arap eski yazı bilmediğimiz için ne olduğunu bilmiyoruz ama belki de tarihe tanıklık edecek ilginç kitaplar ya, çıkabilir. Çamaşırları bile duruyor. Nasıl? Çamaşırları bile duruyor. Bir de şuna bakalım. Burada eşyaları var. Dayımın el defterleri. Arapça mı yazıyor? Eski yazı, evet. Ha, eski yazı. Acaba ne notlar almış merak ediyorum. Alışveriş. Bunlar şey, alışveriş defteri. Eski, yani. Evet, eski cep defterleri. Ha, cep defterleri. Bak. Şimdi mesela bunlar burada yapılırdı, kadınlar yapardı. Beyaz iş tabir edilir. Böyle baktığınız zaman gerçekten burada bir yaşanmışlık var ve yaşanmışlığın izlerini burada görebiliyorsunuz. Hala çok güzel bir kıyafet, şapka. Burada yaşayan insanlardan geriye kalan tek parça. Umarız bu ev restore edilir. Restore edildikten sonra buradaki eşyalar, işe yarayan eşyalar da temizlenip bir yerde sergilenir. En azından burada yaşayan insanların yaşayan insanları yad etmiş oluruz. We'll be right back.
Akseki'de hikayesi olmayan bir konak daha. Konağı kim, ne zaman yapmış belli değil. Son sahipleri tarafından müftülüğe bağışlanmış. O nedenle müftülük evi olarak biliniyor. Konak restorasyon görmüş ama kullanılmıyor. Şu anda muhteşem bir konak daha görüyorsunuz. Bu konak varlıklı bir ailenmiş. Daha sonra müftülüğe hibe etmişler. Restore edilmiş, şu anda kiracı bekliyor. Ha, biz de şimdi emlakçılık yapmış gibi olmayalım ama bu binanın da böyle restore edildikten sonra bu tür kalması da çok da hoşumuza gitmiyor. Akseki'de böyle bir bina var. Düşünen varsa gelsin bu binayı değerlendirsin. Gerçekten çok hoş bir bina. Butik otel olabilir, misafirhane olabilir, kültür evi olabilir, her şey olabilir. Böyle bomboş bekliyor. Akseki'nin sert iklimi ve dik yamaçlardan oluşan doğal yapısı, yöre insanının ekonomik durumunu, sosyal yapısını, yaşam şeklini etkilemiş. İnsanlar doğada en kolay bulunan malzemelerle depreme dayanıklı sadece Akseki'ye özgü bu evleri inşa etmişler. Akseki'de kentsel sit alanı içinde koruma altına alınan 52 tescilli bina dışında Akseki ilçe merkezinde ve köylerinde yüzlerce düğmeli ev koruma altına alınarak restore edilmeyi bekliyor. Bu dokuyu görmeye gelen turist sayısı ise her geçen gün artıyor. Bu rahatsızlık ilgisizlikten kaynaklanıyor bence. Bir de tanıtım eksikliğinden olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bölge Safranbolu kadar değerli, güzel bölge. Turizme çok yakın bir bölge. Doğal dokusunu kaybetmemiş bölge. Bu anlamda değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Daha çok turistin, daha çok yerli turistin ilgisini çekmesinin gerektiğini düşünüyorum. Doğru yatırım, doğru tanıtım olması gerektiğini düşünüyorum ama insanları da bu vesileyle buraya davet etmek istiyoruz. Çünkü burada daha bozulmamış çok güzel doku, çok güzel bir bitki örtüsü, endemik bitkiler, doğal turizm, alternatif turizm, onun dışında yaban hayatını korumayla ilgili güzel bölgeler var. Türkiye'deki en büyük yaban hayatı koruma sahası bu bölgede. Yaban hayvanları anlamında çok değerli bir bölge. Şimdi diyelim 500 kişilik bir grup geldi. Yatırabilecek misiniz burada? Var mı yeriniz? O kadar değil ama alternatif turizm için butik otellerin artmasıyla bu sayı karşılayabilecek diye düşünüyorum. Çünkü artacak mı? Artacak. Çünkü bölgede yapılmış yatırımlar var. Yapılacak yatırımlar var. Hem Akseki'de olsun hem Akseki'nin mahallelerinde olsun, yakın yerlerinde olsun bu konuda ciddi yatırımlar var. Bu şekilde değerlendirilebilir. Ne zaman başladı bu turizm bilinci şeyde Akseki'de? Sen bu zamana kadar durdunuz da ne zaman bir anda böyle kafanızda ışık belirdi? Süredir vardı ama doğru yatırımcılar ya da yeterli ilgi yoktu diyelim. Hmm. Ama daha iyi, daha bilinçli insanlar artık daha güzelliğe gidiyoruz diye düşünüyorum. Evet, bu haftalık da bu kadar. Akseki'deki konakların hikayesini ekrana getirmeye çalıştık. Maalesef bu konaklar yıkıldığı zaman hikayeleriyle birlikte yok oluyorlar. Umarım hikayeleriyle birlikte yaşamaya devam ederler. Haftaya bir başka yerde, bir başka hikayede birlikte olacağız. Size çevre dedektifi olabilirsiniz. Çevrenizdeki iyi ya da kötü olayları bize yazabilirsiniz. yeşildoğa@cnntürk.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.